Hadi Aygün abla, çabuk ol. Geldim geldim. Fazla geç kalmayın Aylin. Mert, abur cubur yemek yok oğlum, tamam mı, ona göre? Tamam anneciğim. Hadi. Hadi gidelim. Hadi güle güle. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Ya söyledim vallahi. Bu akşam hiçbir yere gidemeyiz. Baş başa kalacağız dedim. Yap. Selim'cim, eve gelirken uğrayıp Mert'in pastasını da alabilir misin? Yarın doğum günü biliyorsun. En az 30 kişi yetecek kadar büyük olsun. Hayatım, çok önemli bir müşterim geldi şehir dışından. Bu akşam çok geç geleceğim. Malum, yemeğe götürmem lazım. Tamam canım. Yarın sabah ben alırım o zaman. Hadi görüşürüz. Oh ne güzel, şimdi de müşteri olduk ha? Başlama Duygu, ne diyeyim karıma? Hayatım, bu gece gelemeyeceğim. Bu geceyi sevgilimle geçireceğim mi diyeyim yani? Bir şey deme, ayrı. Yok ya. Oğlumdan da vazgeçeyim, öyle mi? Dazlı, Dazlı, Dazlı. Tamam, sallıyorum. Alo? 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 Alo, sesinizi duyamıyorum. Alo? Alo? Sesiniz gelmiyor. Alo, bir daha arar mısınız? Mert? Mert? Affedersiniz, affedersiniz. Az önce burada bir çocuğu sallıyordum, gördünüz mü? Yok, hayır, hiç dikkat etmedim. Kendi çocuğumun üzerindeydi gözlerim. Mert? 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 Affedersiniz. Burada kot pantolonlu, lacivert tişörtlü bir çocuk vardı. Şu boylarda. Gördünüz mü? Yok, görmedim. Mert! Bana bak. Sana tam bir yılımı verdim. Önümüzdeki hafta yıl dönümümüz. Tamam canım. Ama sen de benim seni aldattığımı söyleyemezsin. Evli olduğumu senden gizlemedim ya. Ha, ne güzel ya. Şimdi de sana aşık olduğum için beni mi suçluyorsun yani? Efendim Mert. Ne? Ne demek kayıp? Ben de bilmiyorum, kayıp işte. Polisler geldi, ne olur çabuk gel. Hemen geliyorum. Ne oldu, kötü bir şey Mert mi? Kaybolmuş. Peki ne olmuş? Ankesörlü bir telefondan aramışlar. Sizin dikkatinizi dağıtmak için planlanmış. Siz telefonunuza yoğunlaştığınız anda çocuk kaçırılmış olmalı. Ancak garip olan çocuğun ses çıkarmaması. Çocuk bağırmadığına göre tanıdığı biriyle gitmiş olabilir mi? Bilemiyorum memur bey. Nasıl olduğunu anlamadım. Benim hatam. Gözüm üstünden ayırmamalıydım. Ne kadar süredir burada çalışıyorsunuz? 2 yıldır. Daha önce ne işte meşguldünüz? Yine aynı iş yapıyordum. Ben meslek lisesinden çocuk bakımı mezunuyum. Yalnız çocuklara bakmak değil, ev işlerini de yönetirim ben. Kimin evinde çalışıyordunuz? Nihat Kaynak Bey'in evinde. Niye ayrıldınız? Nihat Beyler yurt dışına taşındılar. Nihat Bey'in telefonu var mı sizde? Tabii var, verebilirim. Bu aileyi nereden buldunuz? Neden bana bunları soruyorsunuz? Nihat Bey ve eşi sizden çok sitayişle bahsetmişler. Sağ olsunlar. Beni çok severlerdi. Ben de onları severim. Beni de yanlarında götürmek istediler. Aa, ne güzel, niye gitmediniz? O sırada annem hastalandı. Vah vah, yazık olmuş. Referanslarınız çok iyi de sizinle gayet açık konuşacağım. Mert bizim tek oğlumuz. Biz çocuğumuzu böyle daha deneyimli, yaşça daha olgun birine emanet etmeyi düşünüyoruz. Tamam. Peki, anlıyorum. İyi misiniz? Özür dilerim. Çok affedersiniz. Stresten kendime hakim olamadım. Bu işe kabul edileceğimden o kadar emindim ki. Sizin yaşınızdaki insanın ne stresi olabilir ki? Geçen hafta pasaportumu çıkardım. Nihat Beylerle yurt dışına gitmek üzereydim. Aynı gün annemin kanser olduğunu öğrendim. Ay, büyük geçmiş olsun.
Bırakamadım. Tedavi başladı ama çok pahalı. Babamın maaşı yetmiyor. Mutlaka çalışmam gerek. Stres yapmanıza gerek yok. Bu referanslarla hemen iş bulursunuz. Yok. Ben Aylin'e güveniyorum. Onun olgun ve aklı başında olduğundan eminim. Lütfen bir deneyelim. Evin patronu sensin. Sen ne dersen o olur. Hemen işe başlayalım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ne isterseniz yapacağım. Pişman olmayacaksınız. Ne olursa ne olan güvenimi zedeleme. Merak etmeyin. Mert artık benim de çocuğum sayılır. Su getirmemi ister misin? Memur bey, suçluyu burada değil dışarıda arayın lütfen. Aylin Mert'in yalnızca bakıcısı değil, annesi de sayılır. Peki. Yine de aklınıza başka bir şey gelirse bizi arayın lütfen. Tamam. Böyle bir şey yapabilecek size düşman olan herhangi biri aklınıza geliyor mu? Bizim hiç düşmanımız yok memur bey. 5 yaşındaki çocuktan kim ne isteyebilir ki? Sizin gibi gelir düzeyi yüksek ailelerin çocukları genelde fidye için kaçırılır. Dua edelim de Mert para için kaçırılmış olsun. Eğer öyleyse kaçıranlar en yakın zamanda sizi arayacaktır. Ama siz de biliyorsunuz ki çocuklar farklı sebeplerle de kaçırılabiliyor. Meltem? 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 Tamam hayatım. Üzülme. Harap ettin kendini. Hadi gel otur artık. Kimdi o? Duygu. Niye açmadın? Hayatım, sen biraz açıl, sonra konuşuruz. Neden aramıyorlar Selim? Nerede oğlum? Kim bilir ne halde? Böyle eli kolu bağlı beklemek çıldırtıyor beni. Üçlü olmalıyız. Oğlumuz geri gelecek hayatım. Her şey eskisinden daha güzel olacak. Güven bana. Allah'ım, sen koru yavrumuzu. O daha çok küçük. Gelmezse yaşayamam Selim. Yaşayamam, yaşayamam. Vallahi çok şanslı adamsın ha. Bak peynirin de en güzeli sana denk geldi. Bak şimdi ağzını açacağım. Bağırırsan seni gebertirim. Tamam. Şu ekmeğini zıkkımlan. Sonra da yat uyu. Al bakayım hadi. Yumurlan. Aferin hadi. Alo. Her şey yolunda. Arama deniyoruz. Haber bekliyorum zaten. Yesene lan. Yesene. Vallahi bak babandan para alamazsak ben de seni yerim ha. Planda hiçbir değişiklik yok. Biz her an gidecekmişiz gibi sen hazırlıklı ol, tamam mı? Hadi bakayım. Bay bay. Oğlum. Lan ağzına sokacaksın bunu. Hadi. Çabuk çabuk. Affedersiniz uyandırdım. İçim geçmiş.
Meltem nerede? Hayatım sakinleş. Bak ben buradayım. Bak Mert'in en sevdiği motoru bu. İyi ki buna bir şey yapmamışsın. Döndüğünde odasını bu hale getirdiğin için sana çok kızacak. Toparlamak için az vaktimiz var. Çok yakında dönecek. Yapma böyle. Beni de üzüyorsun. Polis her yerde oğlumuzu arıyor. Onu bulacaklar. Bulsunlar artık. Dayanamıyorum. Tamam hayatım. Tamam. Kim o? Duygu arıyor. Sen yat bir tane. Efendim Duygu. Öldüm merakımdan. Telefonlarıma neden çıkmıyorsun? Neler oluyor? Kötü şeyler ya. Polis Mert'i kaçırdıklarını söylüyor. Ne diyorsun? Aman Allah'ım. Keşke yanında olabilseydim sevgilim. Yapabileceğim bir şey var mı? Sen bu haftaki bütün randevuları iptal et. Hı-hı. İş düşünecek durumda değilim. Kimseyle görüşmek, kimseyle konuşmak istemiyorum. Ne olur ara sıra haberdar et beni. Uyku uyuyamam ben şimdi merakımdan. Tamam. Sen arayanlara fazla bilgi verme. Sadece ailevi bir durum olduğunu, işte ne zaman geleceğimi belli olmadığını söyle. Hayatım yanına gelmek istiyorum ama... Ya sen anlamıyor musun? Senin burada olman doğru olur mu? Ya lütfen. Yası falan yok. Canım sıkkın, bir de seninle uğraşamayacağım şimdi. Hadi kapatıyorum. Ne diyor Duygu? Ne desin? Meraktan ölmüş. İmzalamam gereken evraklar varmış falan. Koyuncan derdinde kasabet. Senin telefonun nerede? Burada. Ama arayan yok. Ya kaçıranların derdi fidye değilse? İstedikleri para olsa çoktan aramazlar mıydı? Niye aramıyorlar Selim? Şşş. Aklına kötü şeyler getirme. Sabırlı olmalıyız. Aradın. Öldüm merakımdan. Bütün gün aynı evin içindeyiz. Öyle kolay olmuyor işte. Mert nasıl? Onu söyle. Kendi ellerimle besliyorum öyle de. Karnı tok, sırtı pek. Asıl sen anlat. İyi gidiyor. Her şey planladığımız gibi. Aman gözünü seveyim, dikkat et çocuğa. Saçının teline zarar gelirse seni affetmem. Ya. Herkes perişan oldu. Kazasız belasız bitsin bu iş. Aylin. Kapatıyorum, arayacağım. Ne güzel gülümsemiş. İlk kez onunla ayrı kalıyorum. Katlanır gibi değil hasreti. Sizi çok iyi anlıyorum. Keşke elimden bir şey gelse. Böyle çaresizce beklemek inanın sizin kadar beni de kahrediyor. Biliyorum Aylin. Biliyorum. (Gülüyor)
Mert'in Mert'in odasında öyle perişan görünce duramadım. Seni de yordum buraya kadar. Saçmalama. Biz dostuz. Peki polis ne diyor bu işe? Polis fidye için kaçırılmış olabileceğini söylüyor. Ama başka sebepten kaçırılmış olmasından da korkuyorlar. Ne gibi? Düşünsene abi. Her şey olabilir. Organ mafyası var. Sapığı var. Sen ne düşünüyorsun? Ben Allah'ın beni cezalandırdığını düşünüyorum. Niye? Al işte sana dedi. Sen misin karının yuvanın kıymetini bilmeyen? Buyur. Öyle deme Selim. Nasıl demem Ekrem? Mert kaybolana kadar gözüm hiçbir şey görmüyordu. Duyguyla yaşadıklarımız büyülenmiş gibiydi. Şimdi değil Duygu. Dünyanın bütün kadınları gelse dönüp birine bile bakma. Ben ailemin kıymetini bilemedim Ekrem. Allah da beni cezalandırdı. Böyle düşünme. Allah sağ salim kavuşmayı nasip etsin. Hadi kalk gidelim. Ben biraz daha kalacağım. Sen git. Biraz sessizliğe ihtiyacım var. İyi akşamlar. İyi akşamlar Duygu. Hayırdır? Merak ettim de. Kapıda arabanı gördüm, şaşırdım. Evet, biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Beni neden uzaklaştırıyorsun? Seni çok özledim sevgilim. Bu zor zamanlarında yanında olmak istiyorum. Bak Duygu, açık konuşacağım. Lafı dolandırmanın manası yok. Bu ilişki artık bitti. Birbirimizi daha fazla üzmeyelim. Üzmeyelim mi? Bunu bana nasıl yaparsın Selim? Seni ne kadar sevdiğimin farkında değil misin? Ben senden ayrılmam, anladın mı? Yaptığının bir bedeli olmalı. Ben yaptığımın bedelini fazlasıyla ödedim. Bu ilişki yüzünden evliliğim bitme noktasına geldi. En büyük acıyı çektim. Evlat acısının ne demek olduğunu sen bilemez. Ama her şerde bir hayır vardır dedikleri bu olsa gerek. Şimdi kadınla eskisi gibi birbirimize kenetlendik. Lütfen anlamaya çalış. Selim. Saçmalama, onu demiyorum. Ben senin çektiğin acıdan falan bahsetmiyorum. Kendi çektiğim acıdan söz ediyorum. Lütfen sen de beni anlamaya çalış. Ben sen ve Meltem için bir fedakarlık yapıyorum. Aşkımı feda ediyorum. Zavallı Meltem. Bu kadar acının üstüne bir de ilişkimizi duysa halini düşünebiliyor musun? Senin gibi şantaj yapabilecek biriyle ilişkiye girdiğim için ben bunu da hak ediyorum. Silivri'de buluştuğumuz yazlık eve ne dersin? O evi bir daha görmek bile istemem. Aslında çok cömertsin. Ama ben biraz da şirketin hisselerinden isterdim. Küçücük. %10 gibi mesela. Duygu, şansını fazla zorlama. Eğer çocuğuma bir şey olursa bütün acımı senden alırım. Şimdi eve git, Mert'in sağ salim kurtulması için dua et. Şirketten de pılını pırtını topla, yok ol. Şu mesele hallolduktan sonra ben seni arar, üzerine yaparım evi. Peki. Mert.
Geçti. Tamam, geçti. Geçti. Mert. Kötü bir rüya gördün. Bak buradayız. Oğlumuz da gelecek. Söz veriyorum. Onu sana getireceğim. Söz. Alo Ekrem. İlanı hazırladım. Mail olarak gönderiyorum. Bütün yazılı ve görsel basına iletelim. 200 bin TL ödül vereceğimizi bildiren bir açıklama yapılsın. Tamam Ekrem. Sağ ol. Seni kurtaracağım oğlum. Sen hiç merak etme. Demek aklına bile gelmiyorum ha? Demek aklına bile gelmiyorum ha? Canım, bu ne güzel sürpriz böyle. İnanmayacaksın ama ben de seni düşünüyordum. Boşuna dememişler kalp kalbe karşıdır diye. Akşama bana gelsene. Aylardır görüşemiyoruz. Çok özledim. Hem yemek yeriz. Ne dersin? Evet ya. Neden olmasın? İşten de ayrıldım. Canım çok sıkılıyor. İyi tamam o zaman. Akşam bekliyorum. Peki tamam. Akşam sendeyim. Tamam. Geçecek. Oğlumuz gelecek. Tamam. Aylin bakıyor. Panik yapma. Bakıyorum. Aile içeride mi? Evet, buyurun. Sağ ol. Ne oldu? Oğluma bir şey mi oldu memur bey? Neden geldiniz? Neden susuyorsunuz? Bakın Meltem Hanım, henüz emin değiliz. Emin olmak için sizin yardımınıza ihtiyacımız var. Lafı dolandırmayın memur bey. Bilmemiz gereken bir şey mi oldu? Sabah saatlerinde kıyıya vuran bir çocuk cesedi bulundu. Yüzü tanınmaz halde olduğu için teşhis etmeniz gerekiyor. Allah'ım, Allah'ım sen bana dayanma gücü ver. Ağlama hayatım. Bak Mert değilmiş ki. İçeride bir an nefes alamadım. Ya Mert olsaydı? Tamam hayatım. Geçti. Oğlumuz sağ. Biliyorum. Hadi hayatım. Topla kendini. Diğer aileye de gitmemiz gerekiyor. Acele etmeliyiz. İyisin değil mi? İyiyim. Umarım her iki ailenin çocuğu da değil. Her şey güzel olacak. Gideriz şimdi. Tamam. Arabayı getir. Nasıl işledin oğlum sen beline kadar? Ayıp ya ayıp. Koskoca adamsın. Nevriye? Oo, kolay gelsin. Ya kolaydı. Kaldır lan kolunu. Kaldır lan kolunu. Sen bırak. Ben giysileri yıkarım şimdi. Eline de pek yakışıyor. Nerede kaldın sen? Anca geldim. Söylediklerimi yaptın mı? Evet. Yarın akşam 23.30 uçağı. Bu gece bu iş bitecek.
Beyefendi Mert Gürel 5 yaşında bir çocuk. Sizin tarifinize uymuyor. Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Yok. Bu ilan işinden bir şey çıkmayacak. Para ödülünü duyan arıyor. Alo. Alo. Merhaba Selim Bey. Boşuna ilan vermişsiniz. Biz zaten sizi arayacaktık. Sevgili oğlunuz bizde. Baba. Kimsiniz siz? Oğlum iyi mi? Bizden ne istiyorsunuz? Şşş. Burada patron benim. Soruları da ben sorarım. Lafı uzatmayalım. Kıymetli oğlunuz için kaç para düşünüyorsunuz bize vermeyi? Onun için her şeyimizi vermeye hazırız. Siz söyleyin. Ne kadar istiyorsunuz? 1 milyon lira istiyorum. Yarın sabah sizi tekrar arayıp buluşma yerini bildireceğim. Polise haber verirsiniz. Oğlunuzu bir daha asla göremezsiniz. Oğlumun sesini duymak istiyorum. Doğru söylediğinizden emin olmalıyım. Mert, babanla konuş babanla. Baba, babacığım. Oğlum, oğlum aslanım. Ne olur. İyi misin? Oğlum. Alo, alo. Babamla konuşacağım. Konuşacaksın oğlum eve gidince. Bol bol konuşursun babanla. Tamam. Lan. Tamam yat şöyle. En zor kısmı atlattık. Nevriye. Sen şunu al. Bir taksiye atla. Buradan iyice uzaklaş ve bir çöpe at. Ne olur ne olur. Başımıza bir iş almayalım. Tamam. Tamam. Oğlum var ya 1 milyon lan 1 milyon. Ne yani? Şimdi polise haber vermeyecek miyiz? Vermeyeceğiz. İyi de bu adama nasıl güveneceğiz? Ya paraları alıp Mert'i bırakmazsa? Ona inanmak zorundayız. Para umurumda bile değil. Yeter ki Mert'e bir şey yapmasın. Parayı aldıktan sonra niye Mert'e bir şey yapsınlar ki? Ya onlardan birinin yüzünü gördüyse veya nerede olduklarını biliyorsa? Sanmam. Ya Mert'in gözlerini bağlamışlardır ya da kar maskesi falan giymişlerdir. Ama Ekrem Bey haklı. Bence de polise haber vermeliyiz. Haber veremeyiz. Oğlunuzu bir daha göremezsiniz demiş. Nasıl bunu göze alırız? Ayrıca doğru söylüyorsun Aylin. Bu adamlar da aptal değil ya. Seni aradıklarında bile ankesörlü telefondan aramışlar. Her şeyi düşünmüşler. Doğru. Kendini onların yerine koy Ekrem. Sen olsan çocuğa bir şey yapıp riske girer misin? Amacın sadece 1 milyonu cebe indirmek olur. Nereye? Şirkete. Para yazılayacağım. Ben de geliyorum. Yeterli olacak değil mi? Tabii hayatım. Para tam. Bu para oğlumuzu bize getirecek. İnşallah. Allah'ım sen yardım et. Sana söz veriyorum hayatım. Oğlumuz geri gelecek. Eskisinden daha mutlu bir aile olacağız. Efendim, başka bir isteğiniz var mı? Sağ ol Aylin. Biz de odamıza geçelim. Yarın hepimiz için çok zor bir gün olacak. Uyumak istemiyorum. Bir an evvel sabah olsun istiyorum. Uyumasanız da istirahat edersiniz. Kaç gündür koltuk tepelerinde perişan oldunuz. Dinlenin. Yarın Mert sizi böyle görmesin. Ağzından bal damlıyor Halil. İnşallah yarın Mert'ime kavuşurum. İnşallah kavuşacaksınız. Yukarıya çıkarayım sizi. Uyuyun dinlenin. Ben de çantayı kaldırayım. Hadi gel. Thank you.
Yattı mı? Yattı. Tamam. Buruş buruştu doğduğunda. Hatırlıyor musun? İlk sesini duyduğunda başını kaldırıp bana bakmıştı. Evet, çok tatlıydın. İncecik boynuyla o koca kafayı nasıl taşıyor diye şaşırmıştık. Çok özledim. O küçük boynuna gömülüp kokusunu ciğerlerime çekmek istiyorum. İnşallah. Yarın doya doya koklayacağız oğlumuzu. Hayatım, burada kaç aylıktı? Hayatım? Özür dilerim. Her şeyin eskisi gibi olması için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Alo. Merhaba memur bey. Ben parkta kaybolan Mert'in bakıcısı Aylin Demir. Buyurun Aylin Hanım. Bu saatte rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ama bir türlü uyuyamadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Umarım doğru bir şey yapıyorumdur. Buyurun, sizi dinliyorum. Mert'i kaçıranlar bugün fidye için aradılar. 1 milyon lira istediler. Polise haber verirsek Mert'i öldüreceklerini söylediler. Selim bey size haber vermekte kararlı. Yarın tek başına parayı götürecek. Çok korkuyorum. Lütfen onu korumak için bir şeyler yapın. Aylin Hanım, haber verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Emin olun çok doğru bir şey yaptınız. Biz gerekeni yapacağız. Tamam. Thank you.
Lan. Paranın bir insana ağır geleceği hiç aklıma gelmezdi vallahi. Of. Of. Yavrum benim be. Kirletmeyeyim ben sizi şimdi. Ulan velet. Etin ne, budun ne var ya, 1 milyon lira ediyorsun ya. Hadi yat yat. Sabaha yolcuyuz bebeğim. Şunu da. Alo. Her şey yolunda mı? Hiç bu kadar yolunda olmamıştı. Mert nasıl? Anası babası gibi odam ışıl mışıl uyuyor. Merak etme. Son numarayı oynuyorum. Sen şimdi çıkıp hemen gelemezsin. Çok acil bir şey olmadıkça... Zaten telefonla da fazla konuşmayalım. Tedbirli olmakta fayda var. Şöyle birkaç gün geçsin ki dikkat çekmeyelim. Sonra ömrümüzün sonuna kadar birlikteyiz. Mutlu ol. Bugünü bir atlatırsak ben de senin kadar mutlu olacağım. Bir de annemin ameliyatından sonra. Allah korusun. Sana ve anneme bir şey olursa yaşayamam. Ben de sensiz yaşayamam. Öyle mi? Onsuz yaşayamazmış. Geber o zaman. Kıskandın mı canım? Kızım düşme böyle tuzaklara. Onsuz olamasam şimdi senin yerine o salakla olurum. Kıskanç kadın sevmem ama sana her şey yakışıyor. O kadar adilsin ki gözümün içine baka baka Aylin'e yalan söylüyorsun. Bir de benden sana güvenmemi bekliyorsun. Bugün Aylin'e, yarın bana. Delileri konuşma kız. Aşığım sana, görmüyor musun? Paraları alıp tek başıma tüymesini de bilirdim. Aylin'le ben olmasaydı paraları zor alırdın canım. Orası doğru. Ama bu işi başından beri ikimiz planlamadık. Birlikte yola çıkmadık mı? Aylin sadece planımızın bir parçası değil miydi? Aylin yokken sen vardın. Daha ilk günden keyfimizi kaçırdık. Çok mutlu olacağız. Hadi, hadi, hadi mutluluğa. Hadi. Kapıyı açık bırakalım da bu velet bulunsun. Ay iyi olur. Çok iyi iş çıkardık vallahi. Tereyağından kıl çeker gibi. Aynen öyle. Hadi şuna bir bakalım. Tamam. Baksana burada bir çocuk var. 45-15. Daha yolunda bir arabada çocuk bulundu. Canım iyi misin? İyi misin? Tamam, yok bir şey. Sakin ol. Korkma. Selim. Selim kapı çalıyor. Saat kaç olmuş ya?
Mert? Anne. Oğlum. 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 Yavrum. Oğlum. Nasıl buldunuz onu? Tekirdağ yolunda trafik polisi camı açık terk edilmiş bir araç görmüş. Maşallah oğlunuz da çok akıllı. Sizin adınızı soyadınızı vermiş hemen. Oğlum. Aslan oğlum benim. Babacığım. Aslanım. İyi misin? Oğlum. Oğlum. Canım oğlum. Aslan oğlum benim. Gel otur şöyle. Gel otur şöyle. Buyurun. Anneciğim. Anneciğim. İyi misin anneciğim? İyi misin oğlum yavrum? Koş, camı aç. Biraz hava alsın içeri. Hemen efendim. Aslan oğlum. Cam açık oğlum. Ne? Canım. Gece kapatmamış mıydın? Kapattım, kendi ellerimle kilitledim. Hiçbir yere dokunmayın. Evde çalınmış bir şey var mı? Hemen bir bakın. Çalınmış. Ne oldu Selim? Hırsız girmiş. Ne? Neler oluyor anlamıyorum. Oğlum kaçırılıyor. Kaçıranlar arayıp 1 milyon lira istiyorlar. Polise haber verirsen oğlunu göremezsin diyorlar. Sonra evime girip parayı alıyorlar. Sabahına da oğlum bulunuyor. Zekice planlanmış bir takas. Olay yeri incelemeden ekip isteyeceğim. Hiçbir yere, hiçbir şeye dokunmamaya özen gösterin. Hatta bence hepiniz evden uzaklaşsanız daha iyi olur. Çok doğru söylüyorsunuz memur bey. Eşim ve oğlum çok yıprandılar. Aslan oğlum benim, tatile çıkmak ister misin? Gidelim baba, uzaklara gidelim. Ben çok korktum. Aylin, ben bizim bavulu hazırlarken sen de Mert için küçük bir çanta hazırla. Acele et, ekip gelmeden tabii çıkalım. İstersen sen de bizimle gel. Sağ olun Meltem Hanım ama benim evde kalmam daha doğru olur. Gelen polislerle ilgilenirim. Tatil sizlere çok iyi gelecek. Sakın evi düşünmeyin. İyisin değil mi Mert? İyiyim ama çok korktum. Canım benim. Hadi kalkalım. Ne işin var senin burada? Delirdin mi kızım? Yakalatacak mısın bizi? Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? Bu da kim? Neler oluyor burada? Gel içeride konuşalım. Gel. Geç içeri konuşacağız işte. Ya bırak kolumu. Sen salak mısın ya? Bir çuval inciri berbat edeceksin. Ne güzel hallettik her şeyi. Birazcık sabırlı olacaksın. Beni kandırdın. Sana inanmıştım. Başım büyük dertte dedin. Borçlarımı ödeyemezsem beni öldürecekler dedin. Hem anneni de ameliyat ettiniz bu parayla dedin. Yalan söyledin. Acıdım sana be hayvan. Ölme istedim. Yalan söylemedim. Şimdi borçlarımı ödemeye gidiyorum. Sonra da birkaç gün geçince seninle beraber hastaneye gidip anneni ameliyat ettirecektik. Bana bak sen beni salak mı zannediyorsun ya? Hı? 200 bin lira borcu ödemeye 1 milyonla mı gidiyorsun?
soruma cevap vermedin. Bu kim? Tabii, verecek cevabın yok. Ben polise gidiyorum. Yeter be! Ne sandın sen ha? Ha? Birlikte mi olacaktık? Beklediği kapıya ihanet eden kadını ben nasıl hayatımı alayım? Ha? Allah seni bildiği gibi yapsın. Senin yüzünden o insanlara nankörlük ettim ben. Bir de bunu başıma mı kakıyorsun? Be! Yeter! Delirdin mi Sami? Öldüreceksin kadını. Ya başka çarem yok be. Polis bulana kadar biz yurt dışında oluruz zaten. Bırak kızı, kaldır elini. Çek! Çek! Tam zamanında geldiniz. Kımıldama. Nasıl buldunuz beni? Tanıştığımızdan beri sizi takip ediyoruz. Ağlama. Evime ilk geldiğinde de bu gözyaşlarıyla beni kandırmıştın. Sana güvendiğim için kendime kızmıyorum. Meltem, keşke beni dinleseydin de insanlara bu kadar kolay inanmasaydın. Ben sadece inandım. Canımın parçasını, evladımı sana emanet ettim. Emanete ihanet ettiğin için sen utan. Gidelim. Hadi. Bir dakika. Ben annenin ameliyatının parasını ödeyeceğim. İçin rahat olsun. Ne demişler? Sen doğru dur. Eğri belasını bulur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.